garip ki Amerika'ya hiç gitmedim ama orada çok mutlu olacağımı hissediyorum. Benim en bağdaştırdığım ülke Amerika, o yüzden umarım gidebilirim. İsterseniz drama queen deyin ama ben bu anı o kadar... Ya ben doğduğumdan beri bu anı bekliyorum. Of! Arkadaşlar, Amerika'ya gidiyoruz. Şu an yatağımın üzerindeyim. Oda biraz dağınık, özellikle şurası. Ama sorun değil çünkü bugün valiz hazırlayacağız. Amerika'ya gitmek sizin kafanıza nasıl bir olay bilmiyorum ama benim gerçekten bu hayattaki en büyük 3 hayalimden birini sorsaydınız buna bir süre Amerika'da yaşamak derdim. Tam olarak yaşamaya gitmiyorum aslında ama tam olarak tatil yapmaya da gitmiyorum. Şunu söyleyebilirim ki dönüş biletim yok ve bu beni çok heyecanlandırıyor. Aslında 2022 Ocağın ilk gününün gecesinde bu planın tohumları ekildi ama hiçbir şey kesin değildi. Çok taslaklı ve benim için gerçekleşmeyecek kadar mükemmel bir şeydi. O yüzden size hiç bahsedemedim ama gitgide bir şeyler daha netleşmeye başladı. 12 Nisan'da vize görüşmem vardı. Vizemi aldım. Ama içimde bir umut hep gerçekleşeceğini umarak size aslında alttan alttan ufak ufak söylemeye çalıştım. Özellikle Twitter'da böyle bazen içim içime sığmıyordu ve bir şekilde hani kendimce bir şeyler yazıyordum. Sonrasında vize süreci. Biliyorsunuz Amerika'dan vize almak gerçekten zor bir şey ve ben çok gergindim. Aldın değil mi? Önce hikayeyi anlatacağım. Benim önümdeki kadın bana dedi ki adam siyahiydi, adamın Türkçe bilmediğini düşündü. Sen geç dedi, ben geçtim. Adam bana dedi ki niye sen geldin? Dedim yemin ederim o söyledi. Sen dedi geç otur dedi, kadını çağırdı. Ben böyle kenardan izliyorum, dedim benden nefret ediyor falan. Sonra bir de ne kadar kazandığımı sordu. Ben ya aşırı yüksek bir şey söyledim ya aşırı düşük bir şey söyledim. En son Türkçe söyledim, Türkçe biliyor. Dedim I'm bad numbers dedim yani. Sen otur dedi bir. Bekle dedi. Başkasını aldı. Ben dedim buraya kadar. Daha görüşürüz. Kimseye yapmadı. Sadece seni bana. Seni niye bekletti? Geri gitti falan böyle. O kadar tedirginim ki klavyeye yazdığı harfleri gözümle anlayıp ne yazdığını anlamaya çalışıyorum. Diyorum kanalı mı aratıyor? Var, yemin ederim öyle bir kanal var. Beni oturttu, ben oturduğumda çok modum düştü. Dedim hani verecek olsa verirdi, bir şey yapıyor şu an falan dedim. Ay elim titriyor. Kaç şey, bir şey sormadı bir daha. Eve geçeyim dedi. Ya? Bunu verdi. Niye böyle bir heyecan yaşattın bana deseydin? Pasaportumu istedim, iki pasaportumda. Birini biz şey yapacağız, bize vereceğiz dedi. Şamşal dedi gibi dedim yapma. Bu yazan çok fena. Şaka yapmış. İşte. Aynen. Biliyorum tabii, sarsan seni veririm. Bana öyle dedi ya, benden sonra aldığı kıza vermedi. Vermedi mi? Evet, ben onu izliyorum böyle korku filmi izlerken bu kadar gördüm. Niye vermedi? Kızın ablası falan orada yaşıyormuş, herhalde onu da yaşayacağını düşündü. Sonra ben gittim tekrar, şimdi gelme ben çağıracağım dedim. Şu anda almak için var ya. Dur tutsana bir fotoğrafını çekeceğim onu. Bu arada kim kim gittiğimizden de bahsedeyim. Eda gelecek yanımda ve Allah'ım bu kadar mutlu olamazdım. Eda Yaman, Eda'yı kesin biliyorsunuzdur. Yani zaten ıssız bir adaya düşsem yanıma alacağım ilk insanlardan biri Eda. O sivri zekası, o cinli ve dünyanın en eğlenceli insanı olması sayesinde gerçekten her yere gidebilirim Eda'yla. Onun dışında Arda ile Burcu olacak. Arda ile Burcu'yla da birlikte çalışıyoruz aslında. Hani her şey öyle başladı ama kesinlikle benim için bundan çok daha fazlasılar ve hani bu tatilde düşündükçe onlarla geçeceğini. Çok mutluyum onlarda olacağı için ve hani o kadar gergin hissetmiyorum. Onların yanında o kadar rahat ve güvende hissediyorum ki inanılmaz bir şey. Arda'ya yanlışlıkla baba diyeceğim. Burcu'ya da yanlışlıkla anne deyip dehşete düşüreceğim diye biraz geriliyorum ama bence çok keyifli olacak. Poyraz da gelecek bu arada. Onların bebişleri ve yine erkek kardeşle büyümüş biri olarak. Ali'nin küçükken oyuncak bebeğim gibi görüyordum ve onun büyümesini izlemek, onunla ilgilenmek çok hoşuma gidiyordu. Evren'e doğru mesajlar gönderip bunu doğru şekilde istemiş olacağım ki şimdi de Poyraz için aynısı olacak. Poyraz'ı da çok seviyorum. O yüzden Poyraz'la aynı evin içinde olmak da harika olacak. Ve Burcu'nun annesi gelecek. Burcu'nun annesi de tanıdığım kadarıyla inanılmaz tatlı bir kadın ve yani böyle tam bir ekip şu an bence. Ay çok heyecanlıyım ya. Anlattıkça daha kafamda böyle resimler canlanıyor ve ekstra heyecanlanıyorum. Ve binlerce kez şükürler olsun ki ben bunu çok istedim ve bu bir şekilde gerçekleşiyor. Çok ama çok güzel değerlendireceğim bu zamanı. Kendime katabildiğim her şeyi katıp ufkumu genişletebildiğim kadar genişleteceğim ve bir yandan oradan aldığım her şeyi size de yansıtacağım. Öğrendiklerimi size de göstereceğim. Gördüğüm yerleri size de göstereceğim. Ve gerçekten Paris videoları gibi orada olmuş gibi olun istiyorum. Çünkü Paris videolarından sonra öyle çok fazla yorum aldım ve çok mutlu oldum. Anlatmışımdır size. Paris'te ben günlük tutmaya çalıştım unutmamak için ama ilk sayfayı yazdıktan sonra bıraktım. Çünkü resmen vlogumu izleyip onunla ilgili not almaya başlamış gibiydim. Tamamen vlogumu yazmıştım. O an ben de fark ettim bir şeyleri gerçekten şeffaf şekilde ve tamamen aktarabildiğimi ve Amerika'da da aynısı olsun istiyorum. Çok heyecanlıyım arkadaşlar ve yanımda olacağınız için çok mutluyum. Çünkü ya şunu fark ediyorum. İşte vizenin çıkmasıydı, bir şeylerin kesin olmamasıydı. Hani böyle sebeplerim vardı ve hiçbir
arkadaşımla neredeyse tam olarak oturup konuşamadım bunu. Ve şu an ben dakikalardır konuşuyorum. Muhtemelen keseceğim ama ya bayağıdır konuşuyorum. Çünkü size içimi döktüğüm kadar şeffaf hiçbir şeye dökemiyorum. Çünkü siz bensiniz bir yerde. Yani ben bir yandan da kendimle konuşuyorum. Ama aslında kendime olduğumdan bile açık oluyorum bir yerde burada. Yani anlatmak çok zor. Sadece çok teşekkür ederim ya. Gerçekten var olduğunuz için ya hiçbir sebebe gerek yok. Yaşınız, cinsi hiçbir şey umurumda değil. Gerçekten var olduğunuz için ve burada olup şu an karşımda oturduğun için teşekkür ederim. Çok fazla an yaşayacağız, çok fazla yeni şey göreceğiz, çok fazla şey öğreneceğiz ve hepsini birlikte yapacağımıza söz veriyorum. Vize günü çok gergindi bu arada. Alamayacağım sandım. Gerçekten alamayacağım sandım. Bu saydığım kişilerin hepsinin vizesi hazırdı bu arada. Sadece benim yoktu ve ben alamayacağım diye çok korktum. Aldım, bir ay bile olmuyor bu arada. O gün gerçekten çok fenaydı. Ana, bunun kedi varmış ya. Ben bu valizde 7 gün aynı yerde kaldım. İlk defa görüyorum. Bir tane büyük boy, bir tane de orta boy bavul var. Bir de yanında sırt çantam olacak ama onda muhtemelen bilgisayardı, işte kameraydı, onların şarj aletiydi vesaire. Onlar olacak. Kıyafetlerle başlayalım. Bence bu en zor kısım olacak çünkü ne kadar kalacağımız belli olmadığı için ne kadar çok kıyafet koymam gerektiğini de bilmiyorum. Ama aşırı doldurmak istemiyorum açıkçası. Oradan da bir şeyler alabilirim diye düşündüm. Direkt böyle kurtarıcı kıyafetlerimi kombin kombin düşünerek koyacağım şimdi. Şortları koymaya sıra geldi ama bu kot şortlarımı ben geçen yazdan beri giymiyorum ve birkaç hafta önce çok güzel kilo verdim arkadaşlar. Çok sağlıklı şekilde beslendim ve sporu böyle çok düzenli gittiğim bir dönem oldu. Gerçekten 2 kilo verdim ama hani yağdan verdim. Bir yandan ölçümlerimi de yapıyordum. Ama sonrası uyku düzenim bozuldu ve yine yememi tamamen aksatmaya başladım. O yüzden bence verdiğim her şeyi fazlasıyla geri aldım. Bunları da valizin içine koymadan önce bir denemek istiyorum. Bakalım olacaklar mı? Çünkü hiçbir fikrim yok şu an ne olacağına dair. Bu oldu. Bunu böyle daha uzun da giyebiliyorsunuz. Buralarını katlayıp bu şekilde de giyebiliyorsunuz ama oldu bence. Altındaki biraz dar oldu ama bu 34 beden. Ben bunu Ukrayna'dan almıştım. Sanırım 36'sı yoktu ve çok beğenmiştim. Ya da 36'sının beli aşırı mı bol olmuştu hatırlamıyorum ama özellikle 34 almak zorunda kaldığımı hatırlıyorum. Yani hala sıkıyor ama likralı ve bilmiyorum yanımda bulunsun bence. Yani belki böyle biraz daha sağlıklı beslenmeye motivasyon olur. Bunu da o siyah şortu aldığım yerden almıştım. Bu 36 ve gayet güzel oldu. Gayet rahat hissettiriyor. Sadece buralara hep yukarı çıkıyordu. Onu hatırlıyorum ama sorun yok. Oldu bence bu. Son olarak bunu gösterecektim ama fermuarımı koparmışım. Bunun nasıl yaşandı hatırlamıyorum. Ama bunu alamıyorum. Beyaz şort güzelmiş. Belki orada güzel bir tane buluruz. Ya bir her şey aşırı gerekli geliyor. Bir hiçbir şey lazım değilmiş gibi geliyor. Ama sonuç olarak burada böyle crop üstler var. Bunları da şöyle koyayım. Burada da altlar var. Aslında biraz karışık koydum. Sadece bu kısımdakilerin tekrar ütülenmesi lazım. Bunlar karışmışlar. Burada da spor kıyafetleri var ama birkaç şey daha ekleyebilirim. Şu an çok fazla yok. Şimdi iç çamaşırlarını direkt buraya sıkıştırırım diye düşündüm. İç çamaşırları ve çorapları burada olur. Şimdi şöyle koymayı deneyeceğim. Ne kadar yer kaplıyorlar diye bakacağım. Dyson'ı falan da daha böyle hani hassas davranması gereken bozulabilecek şeyleri de kıyafetlerin arasına sıkıştırırım diye düşündüm. Yani Paris'e giderken öyle yapmıştım. Hiçbir sıkıntı olmamıştı. İki tayt var. Birini koyacağım. Diğerini muhtemelen giderken giyeceğim çünkü. Bir de kot pantolon koysam aslında. Yani hiç gitmediğim için hava nasıl bilmiyorum. Sanırım Instagram'a Los Angeles yazıp şu an orada güncel fotoğraf paylaşanların fotoğraflarına bakacağım. Herkes cıbıl cıbıl ya. Neyse ya yine de yanıma bir tane kot alayım yani. Onu da almazsam biraz aklım kalacak. Bu havluları koyacağım. Şimdi bunun adı peştemal mi? Tam adından emin değilim ama böyle hamamda sarılan şeyler var ya kumaşı ona benziyor. Eda ile bana bundan koyacağım çünkü havluydu, bornozu çok yer kaplıyor. Bir de zaten orada hava sıcak olduğu için yani duştan sonra böyle bir iki kullansak yeter gibi. Airbnb'de olabilir belki ama hem hani riske atmak istemedim. Çünkü bir kere Sabancı'nın yaz okuluna gitmiştim hatırlarsanız oradaki yaz okuluna. Oraya giderken de havlu getirmeyi unutmuştum. Böyle duştan çıkıp tuvalet kağıdıyla kullanıyordum. Çok zordu. O yüzden Airbnb'de yoktur diye varsa da hani hijyenikliğinden emin olamadığım için sonuçta vücudumuza sürüyoruz. İkimize de bunlardan götürüyorum. Bunu şöyle koyacağım. Bir de orada kalacağımız yerin çok güzel bir bahçesi var. O bahçede spor ve yoga yaparım diye matı götüreceğim. Bahçede dedim havluyla mı yapsam? Ama sanırım götürmek istiyorum matımı yani. Yanımda olsun direkt bununla yapayım istiyorum. Bu arada YouTube'da da paylaşacağım tabii ama YouTube'dan farklı olarak Instagram'da çok daha aktif oluyorum ve her şeyi böyle anlık olarak oraya atabiliyorum. Instagram kullanıcı adım Buket Sena. Sonunda 2 aile. Orada yani muhtemelen siz videoyu izlerken bile bir sürü story atmışımdır.
yıllardır. Vay be Mantı, seni alırken seni Los Angeles'ta kullanabileceğim asla aklıma gelmemişti. 3:28 AM. Hiç yakışmıyor bana. Arkadaşlar annem geldi. Ben şu an kadar hazırlayamamışım hiçbir şey. Annemin katlaması bile o kadar farklı ki. Çok garip. Gerçekten bu özellik anne olunca mı yükleniyor? Zamanla mı yükleniyor? Sadece benim annemde mi var bir şekilde? Yani benim açımdan en azından anlamadım. Hem çok ütülenen şey götürmek istemiyorum anne. Evet, doğru düşünmüştüm. Bu arada arkadaşlar kıyafet kısmı bitti sayılır. Ben şimdi böyle minik minik poşetlere işte kozmetik ürünleriydi. Atıyorum buna yüz temizleme jeli, işte yüzümdeki makyaj çıkardığım şeyler yaptım. Bakın var, bunlarla ilgili şeyleri koyacağım. Çünkü aslında büyük makyaj çantalarım vardı ama bulamadım onları. Mesela şöyle poşet yaptım. İçine C vitaminleri koydum. Majezik koydum benim ağrı kesicimi. Yara bandı koydum. İşte magnezyum vesaire kullanıyorum. Onu koydum. Ağız yarası için ilaç koydum. Fransa'da hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ağzımda yara çıkmıştı ve çok acıyordu. Orada aldığım ilaçta hiç etkili değildi. Bu böyle minik ecza poşeti oldu. Mesela bunu yani bunları kıyafetin arasına koyayım değil mi? Hı hı. Bunları kıyafetlerin aralarına sıkıştıracağız. Üçü de resmen aynı renk gibi. Çok benziyorlar ama bu tonu o kadar seviyorum ki. Fırçalarımı yıkadım. Bunlar yarına kadar kuruyacak ama hepsini almayacağım yanıma tabii. Yani direkt böyle her kategoride favorimi alacağım. Zaten size aldıklarımı da gösteririm sonraki videolarda. Bir de şöyle bir paket yapıyorum. İşte makyaj temizleme pamuğuydu, nemlendiriciydi, sivilce kurutucuydu. Böyle aldıklarımın bir kısmını koydum ama hala ekleyeceğim şey var. Mesela atıyorum şu yağ formundaki makyaj temizleyiciyi götüreceğim. Bunu da çok seviyorum. Bu arada bunların linklerini de aşağıda bulabilirsiniz. Yani direkt bu videodaki götürdüğüm her şeyi bulabildiklerim en az linkleyeceğim. Ama bunu mesela gece kullanacağım için daha koyamadım. O yüzden sadece şu an koyabildiklerimi koyuyorum. Bu arada bakın buram hafif kızarık ve şişti. Buradan belli oluyor mu? Kafama bir şey düştü. Çok garip bir anda ama dişim kanadı. Yani direkt sadece buraya zarar vermeyi bırakın. İçeride dişim kanadı. Burası gerçekten acıyor yani. Nasıl oldu gerçekten anlamadım. Şimdi bu poşetleri kıyafetlerin arasına yerleştireceğim.